kanal Bebek Uyku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bebeğini sallayarak uyutanlar için bu video dikkatlice izlemenizi öneririm. Evet, bebeğinizi sallayarak uyutuyorsanız ve bu bağımlılıktan vazgeçmesini istiyorsanız neler yapacağız? Şimdi öncelikle çok kısa bir şekilde sallayarak uyutmanın zararlarından bahsetmek istiyorum. Sevgili anneler, eğer bebeğinizi sallıyorsanız ve özellikle şiddetle sallayarak uyutuyorsanız, ki maalesef bununla karşılaşıyoruz zaman zaman, çünkü bebek uyumadığı zaman anne onu ayağında ya da pusette daha şiddetli sallamaya başlıyor. Sallamada bebeğinize yaptığınız şudur. Beyninizde bir bölge var ve eğer sallanırsa başımız dönmeye başlar. Baş dönmesiyle beraber gözlerimizi kapatmış oluruz ve bizim hafif uyku dediğimiz uyku kısmına geçeceğiz. Yani aslında sallayarak bebeklerinizi maalesef uyutmuyorsunuz. Sadece onların küçük bir hafif uyku uyumasına sebep oluyorsunuz. Aslında bu uyku da değil. Bayılmasına sebep oluyorsunuz kısacası. Neden sallamak istemiyoruz ya da sallamanın zararlı olduğunu söylüyoruz? Çünkü salladığınızda ciddi anlamda bebeğinizin ciddi sallamalarda bebeğinizin beynine de hasar verebiliyorsunuz ve bu tamamen bağımlılık oluşturuyor çocukta. Yani her uyku döngüsünde çocuklarda gece boyu neredeyse saat başı uykular hafif uyku ve derin uyku şeklinde devam eder. Gündüzleri ise 30 dakika, 40 dakika gibi kısa uyku döngüleri vardır. Aslında bebek bu sırada derin uykuya geçmeye çalışıyordur ve derin uykuya geçemediği için de tekrar uyanıp sallanmak istiyordur. İşte çocuğunuza bu bağımlılığı öncelikle yerleştirmeye çalışın. Peki, artık öğrettik. Bir şekilde sallanarak uyuyor. 6. ayda, 7. ayda, 1 yaşında ne yapabiliriz? Şimdi öncelikle eğer bebeğinizi sallayarak uyutuyorsanız kararlı olmanız lazım. Gece uykusundan itibaren, yani ilk başlangıç noktasını gece uykusunu seçin. Gece uykusundan itibaren sallamamaya artık öncelikle kendiniz inanın ve bunun kararını verin. İkincisi, çocuğun bakımıyla kim ilgileniyorsa, anne, baba, belki bir yardımcı, anneanne, babaanne, herkesin hemfikir olmasını mutlaka denetleyin. Çünkü burada bebek üzerinde herkesin ortak davranıyor olması bizim için ciddi anlamda önemli. Sallamayı kesiyorum. Peki bunun yerine ne koyabilirim? Şimdi burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi sallamayı çocuğun hayatından çıkartırken başka bir bağımlılık koymak. Kucakta uyutmak, omuzla pışpışlayarak uyutmak ya da yatakta pışpışlayarak uyutmak gibi. Bir bağımlılığı çıkartırken başka bir bağımlılığı çocuğun hayatına yerleştirmeyin. Önemli olan, evet o çocuk sallanmadan uyuyordur ama yatağında kendi kendine uyumuş olsun. Yani başka bir bağımlılığa kaymasın. Şimdi gece uykusunda artık bebeğimizi sallamadan uyutacağız. Buna karar verdik. Öncelikle lütfen çocuklarınızla hangi yaşta olursa olsun iyi bir rutin yapın. Onu sakinleştirerek yatağa götürün. Ve artık böyle uykusunun geldiğine emin olun. Uyku saatini kaçırmayın ama uykusunun geldiğine de emin olun. Neler yapabilirsiniz? Birçok metot var. Bu metotlardan herhangi birini uyguluyor olabilirsiniz. Buna bebeğinizin yaşına göre ve bebeğin karakter yapısına göre karar vermelisiniz ama bu sürede çocuğun yanında olarak, belki biraz onu dokunarak, belki biraz elini tutarak, onu sakinleştirerek, çünkü o sırada muhtemelen çocuğunuz tepki verecektir ve hadi beni bildiğim gibi uyut anne baba, beni sallayarak uyutun tepkisini verecektir ve gözyaşına olacaktır bir süre. Ama yanında olduğunuzu güven verirseniz, yanında olduğunuzu bebeğe hissettirirseniz muhtemelen birkaç gün sonra bu giderek azalacak, tepkiler azalacak ve sallamayı unutacaktır. Ama kararlı ve sabırlı olun. Sallamayı unutması bir anda olmayacaktır. Ve en önemlisi bunu yaparken lütfen akşam 8'de uyuturken evet böyle ama sabaha karşı 5'te uyandığında sallamaya geri dönmeyin. Yani her uyku seansında aynı davranmaya çalışın. Özellikle gündüz uykuları daha zordur. Çünkü çocuk günün devam ettiğini bildiği için daha büyük tepki verir. Yani gece bir şekilde o döngü oluşmuştur ve daha uzun bir uykuya geçeceğini bilir. Ama gündüz daha problemlidir. Hayatın devam ettiğini bildiği için çocuk oynamak ister, uykuya gitmekte daha zorluk çıkartır. Gündüz bunun için özellikle rutin çok önemli. Çocuğu mayıştırarak çok karanlık bir ortamda,
onunla sakinleştirip yatağa götürmek çok önemli. Ve ne yaparsanız yapın, kestikten sonra geriye dönmeyin. Neden çocuklar sallanarak yeni doğduklarında uyuyor? Bunu da çok fazla anneler soruyor. Onu da şöyle açıklayabilirim. Evet, ben sallamayı bağımlılık haline getirmek istemedim bebeğimde ama işte çok gazı vardı, işte kolikti. O yüzden sadece salladığımda susuyordu. Çünkü bebekler 9 ay boyunca anne karnında aslında annenin her hareketiyle uyumaya, oradaki yaşam döngülerine devam ediyorlar. Dolayısıyla dünyaya geldiğinde onu biraz aldığınızda, hafif salladığınızda çok daha rahat uykuya geçiyor ve bu şekilde bu hayatına bağımlılık olarak giriyor. Ama unutmayın, 5. ayını geçmiş bir bebek sallamadan yatağında kendi kendine çok rahatlıkla uyuyabilir.